Değerli izleyenler, havalar iyiden iyiye ısındı biliyorsunuz ki aslında tam da böyle piknik mangal sezonu açıldı. Ancak artan maliyetler, hayat pahalılığı ya da enflasyon pikniğe de yansıdı. Gelin bakın, piknik yapmak, şöyle mangal falan, hani hep beraber ne kadara mal oluyor? Kanat, tavuk, pirzola, köfte, mangalın olmazsa olmazlar arasında. Kömür de aldınız, kola ya da ayran, onlar da içeceklerin arasında. İşte bu mangal keyfi için ödemeniz gereken para ortalama 500 lira. Mangallık etler dizilmiş durumda, gerçekten hepsi de lezzetli görünüyor. Ben şimdi bir alışveriş yapacağım, mangal alışverişi. Peki efendim, biz 5 kişiyiz, evet, mangala efendim gideceğiz. Bize ne kadar verirsiniz etten, yani ne alalım sizce? Şimdi 5 kişilik olarak kişi başına 600 gram veya 500 gram olarak bir şey düşebilir. 2 paket kanat verebiliriz. Bunun yanında tavuk pirzola verebiliriz. Artı bir köfte verebiliriz. Bu şekilde 5 kişi yeterli gelebilir. Şimdi biz 5 kişilik bir aile için mangallık et hazırladık. Neler hazırladınız efendim? Kanat hazırladık efendim. 2 paket efendim. Ne kadar fiyatı? 130 lira efendim tutuyor. Hemen onu şöyle yazalım. Evet efendim. 130 lira. Evet, başka ne koydunuz efendim? 2 paket de tavuk pirzola hazırladık efendim. Onun fiyatı ne kadar? 135 lira efendim. Hemen onu da ekleyelim. 135 lira da o tuttu. Buyurun. Bir pakette köftemiz var 15 lira efendim. Bu da 107 lira efendim. Hemen onu da ekleyelim, köftemizi de. 107 lira dediniz köftemiz için. Yani tutar 372 lira. Yani 5 kişilik bir aile mangala gittiğinde sadece ete vereceği ücret 372 lira. Beraber. Bir paket kömürün fiyatı ortalama 50 lira. Yani sadece mangal için ödemeniz gereken para ortalama 420 lira. Buna içecek ve ekmek de dahil olduğunda toplam rakam neredeyse 500 lira. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili "Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Şimdi kalkmışlar ikinci defa aday olamaz diye kendi seçimlerini Tayyip Bey'in adaylığını engelleme umuduna bağlamışlar. Ya umutları ona kalmış. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi. Anayasaya göre bir engel var mı? Yok. Çok açık. Anayasa, yasal, hiçbir engel yok. Allah'ın izniyle adayınız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı anayasaldır, yasaldır. Hiçbir iştahatla, yorumla bunu, bu gerçeği kimse değiştiremeyecek. Aziz milletimiz de Allah'ın izniyle onu yeniden Cumhurbaşkanı seçecek.